Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz hipersonik füzeler. Bu füzeler nedir? Durdurulmaları mümkün mü? Veya Türkiye olarak biz yapabilir miyiz? İncelemeye başlayalım. Savaş doktrinlerinin modern çağda değişime uğraması üzerine en önemli rol füzelerin oldu. Saldırıya, savunmaya artık her şeyin bir füzesi var. Tabii ki bu kadar yapılan füzeye karşında gelişmeleri bir üst basamağa çıkmaları kaçınılmaz. Her zaman daha iyisi, daha hızlısı mantığıyla. İşte o bir üst basamakta hipersonik füzeler, bir diğer adıyla hipersonik kayma araçları. Bu füzeler saatte 5000, 20000 hatta 30000 kilometre hızlara ulaşabilmekteler. Son seyir füzemizin sadece 1200'lere ulaşabildiğini düşünürsek aradaki uçurumu bir düşünün. SOM'un zaten bu hızlara rağmen yakalanması zorken 10.000'ler, 20.000'ler çok sıkıntılı sayılar. Zaten dünyada da şimdilik bu füzeleri durdurabilecek bir savunma sistemi yok. Bir hipersonik füze yapabilirseniz durdurulamazsınız. İstediğiniz an, istediğiniz yere vurabilirsiniz. Savunma sistemidir, uçak gemisidir, Pentagon binasıdır, hiç problem değil. Sadece hedefi tutturabilmeniz gerekli. Peki neden böyle? Normalde bir füze ateşlediğinizde radar bu ana kaynağı belirleyerek füzenin nereye gideceğini görür. Çünkü kaynak belli, yönü belli, hızı belli. Hal böyleyken programla algoritmasını yazarsınız, saliseler içinde hesaplamalarını yapar ve füzeyi nerede vurabileceğini belirler. Savunma sistemleri böyle çalışır. Seyir füzelerindeki amaçsa bu belirli durumu belirsiz hale getirmektir. Sağa sola hareketler yaparak algoritmayı sürekli hesaplama yapmaya zorlar. Aktif bir başlıkla durdurmanız gerekli ya da yakın hava savunma sistemleriyle. Ama hipersonik füzelerde durum daha farklı. Füzeniz zaten hipersonik, saatte 6000 km hızlarda ve sürekli hareket halinde. Bir hava savunma füzesi ateşlense yön değiştirdiği anda yetişemez bile. Yakın hava savunma sistemleri de aynı şekilde siz radar ekranında gördüğünüz ateş edene kadar füze hedefini bulmuş olur. En düşük seviye hipersonik füzeler saniyede 1600 metre gitmekteler. Yakın hava savunmasının menzilleri zaten 4 kilometre, 3 saniyede füzeler adrese teslim yapar. O yüzden durdurulamazlar. Peki bu füzeleri biz yapabilir miyiz? Bu soruya cevap vermek için füzelerin iç yapılarını incelememiz gerekli. Bir hipersonik füzenin 3 önemli bölümü var. Motoru, hıza dayanabilecek dış yapısı ve yazılımı. İlk olarak yazılım. Siz öyle bir yazılım yapmalısınız ki bu hızıyla hesaplamalarını milisaniyeler içinde yapsın, bütün sistemi komutlarla kontrol etsin. Ayrıca dıştan da etkilenmesin. Yaptığımız insansız hava araçlarından gördüğümüz üzere ki seyir füzeleri de yapıyoruz, bu bilgiler birleştiğinde üstün bir yazılım seviyesine geldiğimizi görebiliriz. Bir insansız hava aracına yapay zeka hazırlamak bu işin master noktalarından biri. Özellikle başarılı olarak yazıldığını operasyonlardan da gördük, her yerde kullandık. Yani yazılım olarak böyle bir füze için yeterliyiz, başarabiliriz. Sırada metalurji, malzemesi. Uzun yıllardan beri hava araçları veya füzeler yapmadığımızdan malzeme konusunda geride kaldık. Örneğin bir jeti bile yeni yapmaya başladık ya da daha dış malzemelerini oturtmadık diyelim. Hipersonik füzeler çok yüksek hızlara çıktıklarından atmosfer içinde yüksek ısılara ve basınçlara maruz kalırlar. Sadece dışarıdan değil içeriden de basınçlara. Motorun çalışma prensibi yüzünden hem iç hem dış olarak dayanıklı olması gerekli. Bunu başarmak da öyle normal jet füzeyi yaptın, bunu da başarabilirsin. Ne yazık ki öyle değil. Önce onları tamamen başarıp ustalaşıp sonra bu seviyeye geçebilirsin. Hipersonik katmanı bir üst seviyede. Tabii muhtemelen TUSAŞ'ın yapımına başladığı kompozit tesisi sayesinde ustalaşmamız çok da uzun sürmeyecektir. Bu tesis dünyanın en büyük 4. kompozit tesisi olacak ve yapımına çoktan başlandı. Çalışmaya başladıktan sonra sadece 5 yıl içerisinde bizi üste geçmek için o gerekli basamağa getirecektir. Sırada son ve en önemli adım motor. Bir motorun ne kadar önemli olduğunu özellikle seyir füzelerimizde gördük. Kendimiz yapmadığımız için menzillerinin 300'le sınırlı kaldığı, sistemin tamamı iyi olsa bile performansının düştüğü gibi şeyleri. Motorlarımızı yeni yeni üretmeye başladık. Hipersonik füzelerde de durum bu şekilde. Motora tam performans vermediğiniz sürece karşılığını alamazsınız. Yani motoru kendiniz yapmanız gerekli. İç yapısına bakarak görelim, yapabilir miyiz? Hipersonik füzelerde ramjet ve skramjet motorları kullanılır. Ramjet alçak ve skramjet yüksek irtifa için yapılan farklı motorlar. Çalışma prensibinde ön taraftan aşırı miktarda hava girer, yakıtla karıştırılır ve yüksek basınçlarda sıkıştırılır. Haliyle bu da aşırı yüksek bir itiş gücü oluşturur. Geneliyle mantık basit. Ama zor olan bunu hızlı yapabilmek, motorun buna dayanmasını sağlamak.
Hareketli parça olmadığından daha kolay gibi görünse de başarana kadar birçok motor patlatmanız ve malzeme denemeniz gerekli. Uzun bir süreç. Ya da bu motorlar ne kadar iyi olsa da bir dezavantajları var. İçerisindeki motorun tam kapasiteyle çalışabilmesi için sürekli yüksek miktarda hava akışına ihtiyacı var. Önden giren havanın miktarı da füzenin hızıyla alakalı. Ne kadar hız, o kadar hava. Yani bu motoru sıfır hızından başlatıp 20.000'lere kadar getiremezsiniz. Çalışması için zaten bir hıza ulaşması gerekli. Bu da ek iticilerle sağlanır. Füzenin arkasına ek itici takılır, hızını ses hızına saatte 2000'lere getirir, sonra ayrılıp görevini asıl motora bırakır. Ramjet motorun iç yapısının yanında iticiler konusunda da bir seviyeye gelmeniz gerekli. Peki yapılabilir mi? Şu anda uzay aracı motoru yapma konusunda bile çalışmalar yapıyoruz. Buradan ve balistik füze motorlarından elde edeceğimiz bilgi birikimiyle ilk iticileri tam olarak tasarlayabiliriz ama zaman gerekli. Ramjet konusunda da öyle. Önce KTC tarzı motorlarda ustalaşmamız ve iç yapısı, malzemesi gibi durumlarda deneyim sağlamamız gerekli. Bu da kullanarak olur. En az 5 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Kompozit konusunda olduğu gibi ortalama bir süre diyelim. Sonuç: hipersonik bir füze yapabilmemiz için önce bu işin alt dallarında ustalaşmamız, sonra bu işe başlamamız gerekli. Yani ancak 5 yıl gibi bir süre sonunda ilk çalışmalara başlayabiliriz. Umarım daha erken olur ama pek mümkün değil sanırım. TÜBİTAK Seyit Müdürü Okumuş'un dediği gibi ramjetli bir füzenin envantere alınması en büyük hayalimiz. Bir gün bu hayalin gerçeğe dönüşmesi dileğiyle videoyu bitiriyorum. Geldik sona. Dostlar, bu videoda yabancı ülkelerin hipersonik füzelerine yer vermedim çünkü onlar hakkında hepsini değerlendirdiğimiz bir video yapacağım. Videoyu beğenerek bize destek olabilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.